Birliği misyonetim kurulunca Nazım Hikmet Dostluk Ödülü ile ödüllendirilen, ülkemizde ve dünyada onlarca ödül sahibi yazar, yönetmen, senarist, müzisyen ve ülkemizin değerli Zülfü Livaneli'yi konuşmasını yapmak ve almak üzere bir davet ediyorum. Ödülü vermek üzere Ali Galip Saz, Sıraşırgı bir davet ediyorum. Benim hayatım konserlerle ve konserlerle geçti. İkisi çok benziyor Türkçe'de tabii. Rusya'da da bravo. Konserler ve konserler. Ben sonunda diyordum ki konserler biraz beni rahat bırakıyor ama Ali Galip Savaşır gibi şahane bir konser tekrar beni buraya. Последнее время комиссар меня не очень беспокоит, но сегодня такой великолепный комиссар, как Али Галип Савашир, вручил мне премию. Bugün bizi burada toplayan Rusya-Türkiye iş adamları birliğine çok teşekkürler. Naki Bey'e, Ali Galip Savaşır'a ve bu geceye emeği geçen kolay bir şey değil. Çünkü en zor şartlarda iki ülkenin belki de içine düştüğü en zor durumda bu dostluk gecesini düzenleme başarısını gösterdiler. En baştan en sona kadar emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkürler öncelikle. Хотел бы выразить свою благодарность Ассоциации российско-турецких предпринимателей и всех людей, кто вложил свой труд в эти прекрасные мероприятия памяти великого поэта Назма Хикмета. Bütün aldığım ödüller içinde emin olun ki bu ödülün çok önemli bir yeri var. Çünkü Nazım Hikmet ödülü bu. Başka hiçbir şeye benzemez. Поверьте мне, что среди многочисленных премий, которые мне вручали, место этой премии очень важное, потому что ничто не может сравниться с премией, носящей имя Назм Хикмета. Nazım Hikmet benim hayatımın fırtınalı dönemlerinde, nereye yöneleceğim bilemediğim dönemlerimde, hapiste, sürgünde, bütün zorluklar içinde deniz fenerimdi. Bana her zaman yol gösterdi, her zaman umudumu tazeledi. Nazım Hikmet был для меня всегда маяком в моей жизни. В тяжелые периоды моей жизни, когда я был в заключении, был в изгнании, переживал трудные времена, он был для меня всегда путеводной звездой. В 1970-е годы onun büyük şiirini bestelemek gibi bir uğraş içine girdim. Ve ne mutlu ki kendi halkı Nazım'ın kitaplarının basılmasının bile yasak olduğu bir ülkede, adının ağza alınmadığı bir ülkede milyonlarca kişi Nazım Hikmet şiirlerini şarkı olarak söylemeye başladılar. Keşke görseydi, keşke duysaydı. В 70-е годы я начал работу над сочинением музыки к стихотворению великого поэта, и люди, граждане страны, из которой он был изгнан, где запрещали его произведения, начали петь его песни. Bir Yunan filozofu demişti ki bir ülkenin şarkılarını yazanlar, şiirlerini yazanlar, kanunlarını yazanlardan daha uzun ömürlüdür, daha güçlüdür.
Один античный философ говорил о том, что в стране, у страны, в которой пишут стихи, в которой пишут песни, в котором пишут законы, очень большое длинное будущее. Nazım Hikmet'i mahkum eden hakimlerin adını hiç kimse bilmez. O savcıların adını bilmez. O dönemdeki başbakanı bilmez. O günden bugüne kadar başbakanları kimse bilmez. Bakanları da bilmez tabii ama Nazım Hikmet'in şiirleri dimdik ayakta yaşar. Никто не знает, кто в те времена осуждал и вел дела осудительные в отношении Назма Хикмета. Никто не помнит сейчас имена тех министров или глав государства, которые были в тот момент во главе страны. Но несмотря на все, благодаря произведениям великого поэта, все помнят имя Назма Хикмета и прекрасно помнят его произведения. Назм Хикмет bugün yaşasaydı, içinde bulunduğumuz bu Rusya-Türkiye krizine mutlaka bir dostluk yönünde büyük bir katkıda bulunurdu. Если бы Назм Хикмет жил в данный момент и пережил эти трудные времена, где мы наблюдаем кризис в российско-турецких отношениях, наверняка он внес бы свой посильный вклад, чтобы они вернулись в нормальное русло. Ben de bu dilekle konuşmamı bitiriyorum. Nazım Hikmetlerin, Puşkinlerin, Gogollerin, Tolstoyların ışığında sanırım ve umarım ki bu iki büyük halk çok yakında yine büyük bir dostluğu kuracaklar. Хотел бы на этом закончить свою речь, что два великих народа, жизнь которых освещена такими великими писателями и поэтами, как Назм Хикмет, Пушкин, Достоевский, восстановят свои отношения и придут в более хорошие времена.